Kızımla yine bahçedeyiz. Yine kuş seslerinin, doğanın içindeyiz. Kucağımda mühür, elimde kitabım. Dayamışım sırtımı zeytin ağacına. Daha güzel kitap okunabilir mi? En güzel şekli bu bence. Evet, en güzel şekli bu. 13. bölüme başlıyorum. Sol ayağım 13. bölüm. Kalem Klinikteki deneyimlerim ve bunların zihnimde yarattığı etki birçok yeni fikir doğurdu. Sanki gözlerimin önündeki perde kaldırılmış, bana çok uzun bir süredir işkence eden ve beni şaşırtan şeyin anahtarını bulmuş gibiydim. Yalnızca aileme, yalnızca arkadaşlarıma değil, bütün insanlara, bütün dünyaya bir şeyler söylemek istiyordum. İçimde bir şeyler vardı, konuşmak için bir çeşit istek, ve ben bunu dışarı çıkartmak, başkalarıyla paylaşmak ve onların anlamasını sağlamak istiyordum. Kendim hakkında düşünmeye ve hissetmeye başladığımdan beri, aradığım şeyi bulduğumu hissediyordum. Bulmak yıllarımı almıştı. Fakat en sonunda keşfettiğime inanıyordum. Ve şimdi bunu dört bir yana giden rüzgarlara yükleyip, bütün dünyayı dolaşarak, taşıdığı mesajı herkesin kalbine bırakmasını istiyordum. Sadece benimle ilgili bir şey değildi. Benimki gibi dar, bastırılmış, sınırlanmış ve etrafındaki yüksek duvarlarla kapatılmış birer hayat süren herkes hakkındaydı. En sonunda bu duvarları aşmanın, onların gölgesinden kurtulmanın bir yolunu bulduğumu hissediyordum. Gün ışığında kendi yerimi alıp, normal insanlar arasında kendi rolümü oynamanın yoluydu bu. Fakat söylenmeyi, ve herkesin bilmesini istediğim pardon, fakat söylemeyi ve herkesin bilmesini istediğim şeyi nasıl ifade edebilecektim? Ellerim hala bir işe yaramıyordu, hala yamuk ve kuralsız, bir şeyi kavramak için güçsüzlerdi. Dudaklarım da, beynim uçuşan arılar gibi duran düşünceleri ortaya çıkaramazlardı. Çünkü, çünkü hala ailemin dışında anlaşılabilecek düzgün bir dil konuşamıyordum yani hala dilim düğümlenmiş olarak derin sessizliğe mahkumdu. Ya Sadık, eski Sadık arkadaşım, sol ayağım neler yapıyordu? Bana çok güzel hizmet eden ve bütün o yıllar boyu çektiğim üzüntü ve mücadelede kullandığım tek silah olan ayağım. <laughs> Onu da şimdi kullanamaz mıydım? Hala kullanamaz mıydım? Hayır. Hayır, bu imkansızdı. Bayan Collis'e verdiğim sözden dönemezdim. Böyle yaptığım anda kendimi bir hain olarak kabul ederdim. Bir karar vermiştim ve buna sadık kalmaya kararlıydım. Aslında beni sol ayağımı kullanmaktan alıkoyan şey rahatsız edici bağlılık duygusu değildi. Bu sol ayağımın çekiciliğine kapılmamı kendi başına engelleyecek kadar güçlü olamazdı. Asıl neden sol ayağımı kullanmaya başladığım anda tedavimi engelleyeceğimi ve normal olmasa da aktif bir yaşam sürme şansımı engelleyeceğimi biliyor olmamdı. Sol ayağımı bağladım. Nasıl bir irade bakar mısınız? Muhteşem bir irade bu. Azmine Ayra Hanım Kristi'nin. Sol ayağımı bağladım ve kaldırdım. Onu artık kullanmayacaktım. Her anlamda bu teslim olmak demekti ki ben beyaz bayrağı sallamaya hazır değildim. Çıkmaz sokağa girmiş gibiydim. Nereye dönsem kapalıydı. İnsanların elleri ve ayakları bağlanıp ağızlarına bir şeyler tıkıldığında hissedecekleri duyguları duyuyordum. Derken birdenbire ilham geldi. Bir fikir belirdi. Bir akşamüstü mutfakta söylemek istediklerimi kağıda dökmenin bir yolunu düşünürken masada elindeki kalemle önündeki kitaba bir şeyler yazan erkek kardeşimi gördüm. Bu 12 yaşındaki İmon'du ve ödevini yapıyordu. Yüzündeki ifadeden İngilizce kompozisyon yazma işinden fazla hoşnut olmadığını anlamıştım. Onun orada oturup ne yazdığı hakkında, ne pardon ne hakkında yazacağını bulamaması ve benim burada cam kenarında fikirler beynimde cirit atarken kalem tutamamam, sandalyeden fırlayıp Sağa sola saldırarak koşma isteği uyandırdı. Bunu yapmak yerine öne eğildim. Ve ne yaptığını sordum. Okul için kompozisyon yazmaya çalışıyorum diye üzgünce cevap verdiğim o. Eğer doğru düzgün yapamazsam beni haşlayacaklar. Fırsatı gördüm. Bana yardım etmesi koşuluyla ona yardım edeceğimi söyledim ederim dedi kendinden emin bir tavırla. Ne yapmamı istiyorsun? Benim için yaz dedim kısaca. Yüzü asıldı. Kendi yazımı bile yazamıyorum. Ne söyleyeceğimi bilemem ki diye karşı çıktı. Aptal dedim. Sen sadece kalemi tutacaksın. Ne yazacağını ben söyleyeceğim. Kardeşim bu fikirden bayağı şüphelenmişti. Bu iş ona çok karmaşık gelmişti. Arkasında haince bir şeyler yattığını düşünüyordu. Fakat aynı zamanda o kompozisyonu doğru yazmak istiyordu. Böylece sonunda öne sürdüğüm koşulu kabul etti. Ben de onun ödevini yaptım. İşimiz bittiğinde evin arka tarafındaki çalışma odama gittik. Çekmeceden bir defter çıkarttık, masaya oturduk ve birbirimize baktık. Senin için ne yazmamı istiyorsun diye masumca sordu elindeki kalemi hazır tutarak. Dışarıdaki ağaçların parlak bahar göğü altında kıpırdanışına göz attım, biraz düşündüm ve sonra kardeşimin merakla dolu yüzüne baktım. Hayat hikayemi dedim. Zavallı imam elindeki kalemi masaya düşürdü. Neyi? diye sordu. Söylediğimi tekrarladım. Bu sefer sessiz kaldı. En sonunda benim için belirsiz bir süre boyunca yazmayı ikna ettim. Hiçbir hazırlık yapmadan o akşam başladık. Yaşam öykümü yazmak için ilk adımı attığımda 18 yaşındaydım. Otur kızım, otur tatlım, tamam sakin ol bir tane. Sakin ol, ben devam edeceğim. 7-8 eceli sözcüklerden oluştuğundan çok yorucu bir işti o ana kadar bir tek Dickens'dan okumuştum ve tecrübesizliğim yüzünden onun yazış stilini taklit etmeyi görev bilmiştim. Sonuç, günümüz İngilizcesinin 50 yıl önceki halini kullanmam olmuştu. Herhangi birinin dilini birkaç saniye içinde düğümleyebilecek kelimeler ve deyimler kullandım. Kelimeler böyle olunca kardeşimin yazabilmesi için harf harf söylemek zorunda kalmıştım. O muhteşem ilk denemenin yazımı sırasında neden ikimizden birinin sinir krizi geçirmediğini hala merak ederim. Cesaretim kırılıncaya kadar bu tür Nurcuğum bir dakika dur tamam kuzum ilgileneceğim seninle de biraz okuyacağım bunu. Annesinin güzelisin sen. Pardon özür dilerim. Cesaretim kırılıncaya kadar bu tür on binlerce kelime etmişti erimiş kurşun pardon erimiş kurşun nehri gibi ağır ağır sürüklenip durmuştu. Zavallı kardeşimin eline kramplar giriyordu. Böyle giderse bu kitabın sonsuza dek bitmeyeceğini anlayana kadar kardeşim yaklaşık 400 sayfa yazı yazmıştı. Başlığı bütün kitabın simgesiydi. Ona bir zihinsel özürlünün anıları başlığını vermiştim. Bu ismi kinaye olsun diye kullanmıştım beş yaşımdayken iyileşeceğimden şüphe eden doktorlara nispet olmasını istemiştim. Dili muhtem, pardon, dili muhteşem bir şekilde kullanmıştım. Örneğin kendimi sakat diye tanımlamak yerine kendimden insanlığın şanssız ürünü ve aynı şekilde tanrısal bir hata olarak bahsediyordum. Ayrıca normal bir kelimeyi sonunda cilik eki getirerek anlaşılması güç bir hali sokmaya da bayılıyordum. Bozgun demek yerine bozgunculuk diyordum. Aynı şekilde aslında basitçe ifade edilebilecek fikirlerimi tamamen soyut kelimelerle anlatıyordum. Örneğin olmayacak bir şeyi açıklarken idrak edilemez. Uygun olmayan bir şey için de bağdaşmaz sözcüğünü kullanıyordum. Materyalist kelimesini ise kafamdaki düşüncesiz ve ciddiyetsiz bir şeyleri açıklamak için sık sık kullanıyordum. Öyle ki kavram karmaşası yaşadığım o günlerde kardeşim Peter Dickens okumak yerine dansa ve partilere gittiği için bence bir materyalist olabiliyordu. <laughs> Ertesi gün bu ünlü yazının bir kısmını çıkarttım. İlk bölümünde ev hayatımı anlatmıştım. İşçi sınıfının öğretisi ve ahlakıyla büyümüştüm bütün dünyanın bildiğin pardon, bütün dünyanın bildiği gibi edebiyatın amacı bilgi bu sınıf tarafından fazla kullanılmaz. Entelektüel amaçlar bu sınıfın bir özelliği değildir. Ne demek istedi burada? Bir dakika bir daha okuyacağım. Kusuruma bakmayın lütfen çünkü mühür bütün dikkatimi dağıttı şu anda. Tekrar ediyorum o bölümü. İlk bölümünde ev hayatımı anlatmıştım. İşçi sınıfının öğretisi ve ahlakıyla büyümüştüm. Bütün dünyanın bildiği gibi edebiyatın amacı bilgi. Bu sınıf tarafından fazla kullanılmaz. Entelektüel amaçlar bu sınıfın bir özelliği değildir. Peki. Son satırın anlamı üzerinde herkes benim kadar iyi tahminde bulunabilir. 32. sayfada hala işçi sınıfı konusunu işliyordum. İnsanlığın uyumlu gelişimi için sınıfsal ve soyut farklılıkların gerekli olduğunu söylerken insanlığın uyumlu Aa bu sefer çok böyle üst üste üst üste geldi ama silmeyeceğim buraları. Kusuruma bakmayın. Tekrar ediyorum. 32. sayfada hala işçi sınıfı konusunu işliyordum. İnsanlığın uyumlu gelişimi için sınıfsal ve sosyal farklılıkların gerekli olduğunu söylerken bu ayrımın düşük düzeyde gerçekleşerek gereksiz önyargı ve lüzumsuz sosyal sürtüşmeyi önlemesi gerektiğine inanıyorum. Oh, sağlam bir cümle. <laughs> ve bütün bunları yazdığım sırada sosyal kelimesinin ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. <laughs> Mühürcüm. Yavaş anneciğim, sus. Tamam. <laughs> Tabii bütün bunlar, pardon. Evet, bir dakika kaldığımız yerden devam ediyorum. Tabii bütün bunlar ne söylemek istediğimi bilmememden değil, nasıl söyleyeceğimi bilmememden kaynaklanıyordu. Düşüncelerimi açık bir şekilde ifade edip, düzgün bir şekilde biçimlendirmenin bir yolunu henüz bulamamıştım aslında bir cümleyi karmaşık hale getirme imkanım olduğu anda asla basit bir cümle yazmamaya kararlıydım hmm. bir düşünceyi nadiren basit bir cümleyle ifade ediyordum ne demek istediğimi anlattığıma emin olana kadar üç veya dört cümle kullanıyordum ve bazen tek bir cümle anlatmak için tek bir düşünce anlatmak için koca bir pa e paragraf yaratıyordum konuyu saptırmadan ve babamın da dediği gibi çalılar içinde aranmaktan kendimi alamıyordum. Aşağıda alıntı yaptığım bölüm Dickens'ın üzerimdeki etkisini açıkça gösteriyor. O kadar Dickens var ki herhangi bir kitabından da çıkmış olabilir yani. Evet şimdi o bölümü okuyoruz. Kolay gelsin hepimizi anlamak için. Günlük hayatın döngüsünden ve hareketli koşuşturmasından kurtulduğumuz zaman hiçbir bilinçli çaba veya zihinsel irade göstermeden üzüntü ve geçici sevinçlerle yoğrulmuş hayallere dalarız. Unutulmuş geçmişe ait bütün mutlu veya üzücü görüntüler kafamıza toplanır. Önceden yaşanılan sorgu ve, e, sorgu ve keyifleri tekrar yaşarız. Küçük gösterişlerimizi ve isteklerimizi hatırlarız. Kendi kendimize bu ben değilim, hiçbir zaman bu denli umursamaz olamam diye haykırırız. Oysa geçmiş asla yalan söylemez, o geri getirilemez. Keşke öyle olmasaydı. O zaman etraf azizlerle ve meleklerle dolmaz mıydı? Bütün bunları yumurtladığımda 18 yaşındaydım. Eserimin sayfaları birikiyor, yığınlar oluşuyordu. Ben konuşmakta, kardeşim de yazma işinde mekanikleşip, ne yaptığımızı bilmez bir hale gelinceye kadar söylüyor, kardeşim de bunları yazıyordu, daireler içinde dönüp duruyorduk. Yazmam gereken şeyin hayat hikayem olduğu, fakat hiçbir yere ulaşamadığı şeklinde garip bir his vardı içimde. Ben konuşmaya devam ettim, imanı yazmaya, defterlerde dolmaya. İçinde düzgün bir yol olmayan kelimeler ormanı gibiydi. Ah çok güzel bir ifade. İçinde düzgün bir yol olmayan kelimeler ormanı gibiydi. Güzel. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Çünkü yazdırmaya başlamadan önce Düşüncelerim çok açık oluyor fakat yazdırmaya başladığım anda sapıtıyorlar, karışıyorlar ve kuru yaprakların rüzgarda bir oraya bir buraya uçuşması gibi beynimde dolanıyorlardı. Onları yakalayıp sabitleştiremiyordum. Kendi aptallığıma korkunç kızıyordum. Kendime ve zavallı kardeşime aptal diyordum. Aslında evdeki herkesi aptal diyordum. Çünkü istediğim kadar iyi yazamıyordum. Kitap uzadıkça daha belirgin hale geliyordum pardon daha tedirgin hale geliyordum. Önüme bir şey çıktığı anda ayağımı kaldırıp vahşi bir tekme savuruyordum. Bazen o kadar sinirleniyordum ki o şeyi yakıp gözümün önünden kaldırmak istiyordum fakat onu atacak kadar yürekli değildim. O anda bunun üzerinde iki yıldır çalışıyordum ve bütün işin boşa gittiğini, başarısız olduğumu kendime bile itiraf etmekten kaçıyordum. Vazgeçmek ve o şeyi ateşe atmak için fazlasıyla inatçıydım. İyi bir kitap yazabildiğim yazabileceğimi biliyordum, hissediyordum. Eğer eğer sadece işte bu. Keşke bana arada boşluk bırakmadan ve fikir uçuşması yapmadan düzgün ve güzel bir biçimde yazmayı gösterecek ve tavs pardon tavsiyeler verecek biri olabilseydi ne yaptığını bilen, beni doğru yola sokabilecek biri. Bir rehbere ihtiyacım vardı. Hem zeki hem de duygusal birini istiyordum. Fakat bu insanı, bu masalsı manevi babayı nerede bulacaktım? Kim açıda olmadığı kesindi. Burası duvar ustalarının memleketiydi. Kardeşlerim yazmak hakkında, ben de duvar örmek hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Olay buydu düşündüm, düşündüm. Fakat aklıma kimse gelmedi. Yapayalnız kalmıştım. Kendi başıma yürüyüp yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışırken, kendimi ifade etme yolunda eziyet çekecek, devam ettikçe daha çok kaybolacaktım. Derken bir gün, cam kenarında kötü bir halde, yazdırmaktan tiksinmiş durumda otururken, birdenbire kafamda bir isim belirdi. Öyle ani oldu ki, Neredeyse sandalyeden düşüyordum. Callis. Yüksek sesle Callis dediğimi duydum. Hiç düşünmeden imuna bağırdım. Çekmeceden bir kartpostal almasını ve hemen Doktor Collis'e göndermesini sağladım. Çok ani hareket etmiştim. Sadece şu kısa notu yazdım. Sevgili Doktor Collis, bir kitap yazmaya çalışıyorum. Bir sakıncası yoksa lütfen gelin ve bana yardım edin. Christy Brown. Bravo. Ancak kartı postaladıktan sonra ne yaptığımı düşünmeye başladım. Londra'dan döndüğümden beri yani yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir doktoru görmüyordum. Onun hakkında kliniğin kurucusu ve İrlanda Beyin Felci Birliği'nin başkanı olmasından fazla bir şey bilmiyordum. Onu gördüğüm anda sevmiştim. İlk karşılaştığımız anda bile yanında herhangi bir utanç veya garip olma hissine kapılmamıştım ve bu pek alışla gelmiş bir şey değildi. Çünkü iyi tanıdığım insanların yanında bile kendimi yabancı hissediyordum. Bazen ailemin yanında bile bu hisse kapılıyordum. Fakat bütün bunlar bir yana. O sadece bir doktor değil miydi? Dünyadaki en mükemmel insan olabilirdi. Fakat yazmama yardım edemedikten sonra bunun ne yararı olurdu ki? İyi bir insan olmasının dışında kimdi o? onun yalnızca Doktor Collis olmadığını daha sonra keşfettim. O yazar Robert Collis'ti ve çok ünlü Marrow Bey'in sokağını, gümüş postu, kendi yaşama öyküsünü ve daha birçok oyun ve kitabı yazmıştı. Ertesi gün evin arkasındaki ufak odamda ateşin yanında emektar Dickens'ı okurken aniden kapı açıldı ve bir kolunun altında bir sürü kitap, diğerinde çantayla içeriye girdi. Doktor Koch kitapları yatağa, çantasını yere attı ve bana döndü. Merhaba dedi. Masanın diğer etrafındaki sandalyeye oturdu. İmdat çağrını, SOS'sini bu sabah aldım. Demek bir kitap yazıyorsun. Görelim bakalım. Eserimi eski deri bir çantada yatağın altında saklıyordum. Diz çöktü, çantayı çekti, içinden defteri çıkardı, masanın üzerine koydu gözlüklerini taktı ve okumaya başladı. İlk sayfayı okurken kaşlarını kaldırdığını gördüm. İkinci ve üçüncü sayfayı okudukça kaşları daha da yukarıya kalktı. Sonra defteri masanın üzerine fırlattı ve bana baktı. Çok kötü dedi ve durdu. Eleştiriye açıklığımı görmek için dikkatle bana baktı. İfadesiz bir yüzle bakmak için kendimi zorladım. Gülümsedi. Evet çok kötü dedi. Kullandığım, pardon kullandığım dil Kraliçe Victoria devrinde çok gözde olabilir ama dedi ve durdu. Bunu duyduğum anda yüreğime oturdu. Ümitsiz görünüyordu. Her şeyden çok yapmak istediğim şeyi, hayat hikayemi yazmayı hiç başaramayacağım gibi geliyordu. Her zaman olduğum yere, yani bir şey yapmak isteyip nasıl yapacağımı bilememe durumuna geri dönmüş gibi hissediyordum kendimi. Hayallerim gerçekleşemeyecek kadar büyüktü. Ben hayatı boyunca evinin dört duvarı arasına kapatılmış ve bir sınıftan başka hiçbir şey görmemiş olan ben nasıl bir kitap yazabilirdim ki? Böyle bir şeyi düşünmek bile delirtiyordu beni. Pardon. Robert Collis önümde oturmuş, o korkunç defterin sayfalarını çevirirken aklımdan bunlar geçti. Bazen kendi kendine humurlanıyordu, boynum bükük oturdum. Aniden durdu ve sandalyede dikleşti. Şaşırarak baktım, yüzünde onaylar bir gülümseme vardı. Güzel dedi, pardon, güzel diye bağırarak. Heyecan içinde masaya vurdu. Ben de heyecanlandım resmen. <laughs> bir sürü yabani ot arasından bir gül gibi fırlayan, taşlar arasından değerli bir taş gibi parlayan bir cümle yazmışsın. Nasıl yapılacağını öğrendiğin anda yazabileceğini gösteriyor bu. Bulmak istediğim şey buydu. Sonra ayağa kalktı ve rafta duran birkaç kitabıma baktı, başını salladı. Modern ve iyi İngilizce ile yazmak için modern İngilizce okumak gerekir Kristi. Dickens çok iyi ama diğer tercihler gibi edebi tercih de değişir. Daha sonra getirdiği kitapları masanın üzerine yaydı ve bana gösterdi. L.A.G. Strong'un kısa öykü kitabı. Edebi çevreden arkadaşlarına ait kitaplar. John Stewart ve Maurice Collis eserleri ve dünyanın ünlü edebiyatçılarının eserlerinin toplandığı altı ciltlik bir derleme vardı. Bunlar sana iyi İngilizce ile nasıl yazılacağını gösterecek dedi. Bir yazar olmak istiyorsam nasıl yazılacağını öğrenmem gerektiğini söyledi. Yazmak, resim yapmak kadar zor bir sanatta ve bunu başarabilmek için kişinin çok çalışması ve yavaş yavaş kendine özgü bir tarz geliştirmesi gerekiyordu. Neden ne zor görünürse görünsün. Çok avantajlı olduğum bir nokta olduğunu söyledi. Yazmak istiyordum ve yeteneğim vardı. Ve bu devam ettiğim sürece gelişecekti. En az tarz kadar önemli bir şeydi. Bir şeyi gerçekten iyi yapabilmek için onu gerçekten istemek gerekiyordu. Arkasında bir şey olmadığı anda iyi tarzın hiçbir anlamı yoktu. Bu şekilde yazmak, yiyecek olmadan tadını almak gibiydi. Sonra oturdu. Defterini aldı, pardon defterimi aldı ve düşünceli bir şekilde inceledi. Bir süre sessiz kaldı. Ateşten gelen çıtırtıyı, duvarda asılı saatin tıkırtısını ve avlunun diğer tarafındaki mutfaktan belli belirsiz gelen sesleri duyabiliyordu. En sonunda konuştu. Dirseklerini masaya dayayıp öne eğilerek "Kristi" dedi ve bir tomar defteri işaret ederek devam etti. "Bütün bunlar boşuna değildi. Okunamaz olabilirler ama zaman kaybı değiller. Hiçbir işe yaramasalar bile" en azından fikir düşünme olayında çalışmanı sağlamışlar. Eğer hikayeni hala yazmak istiyorsan, durdu ve sorgulayıcı, göz, sorgulayıcı gözlerle bana baktı, başımı çılgınca salladım. O hikayeyi yazmayı her şeyden çok istiyordum çünkü. Tamam o zaman dedi ve devam etti. Öyleyse her şeyi yeniden başlamalısın. Artık konuşmaya, öğretmeye başlamıştı. Aslında bir öğretmen olduğunu, ve bir sürü öğrencisi olduğunu daha sonra öğrenecektim. Bir hikaye yazarken uyulması gereken iki ana kural var dedi. Birincisi, anlatacağım bir öykü olmalı. Ve ikincisi de, öyle bir şekilde anlatmalısın ki, okuyan kişi onun içinde yaşamalı. Şimdi sana önemli noktalardan bahsedeceğim. Eğer kısa bir kelime kullanabiliyorsan, uzun kelime kullanma. Fırçayla resimler yapmışsın aynı şeyi kalemle yapmayı dene. Üzerinde uğraş. Örneğin bu odayı anlat. Garip sandalyeni. Oradaki asılı, duvarda asılı duran resmi. Kırık aynayı, kitapları, renkli fotoğrafı. O akşam ve sonraki günlerde nasıl yazacağımı bana öğretirken daha önce hiç dinlemediğim bir tarzda dinledim. Söylediği hiçbir şeyi de unutmadım. En sonunda yanıma geldi ve elimi sıktı. O anda şimdiye kadar giriştiğim en zor işe başlamak üzere olduğumu anladım. Fakat, fakat arkamdaki bu adamla bu işin bir gün başarılacağını biliyordum. Elim sıkışından anlamıştım. Oh, çok güzeldi. İnanın içim pırpır şu anda. Kristin'in heyecanını o kadar iyi hissedebiliyorum ki. Karşısına çok düzgün insanlar çıkmış yalnız Kristin'in ve sanırım en büyük şansı da bu değil mi? Evet, mühür de huzursuzlaşmaya başladı artık. Bölüm tam zamanında bitti. Yarın 14. bölümde buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.